Nefesi bir söyleyişle başladı. Ön bölgeye doğru ufak ufak atıyor. Ayakta söylüyor. Özellikle mikrofon kurulumunu yine beğendim. Öne doğru çok fazla eğilmesine gerek kalmadan direktlik bir şekilde de bunu söyleyebiliyor ki postür anlamında özellikle boyun yapısı çok önemli. Tizlere doğru çıkışlar gayet iyiydi. Yukarıya doğru fırlattı fena değil. Yani soran arkadaş burundan mı söylüyor diye sormuş. Tam burun diyemeyiz. Ön bölge yani ses bölgesi olarak gayet güzel bir yerde ki vokalleri açma ve bu bölgeyi kullanma noktasında da gayet iyi beğendim. Bakın şu bölgeleri açarak yanlara doğru genişleterek vokalleri tınlatıyor. Buralarda biraz işte nazal var. Yani buralar çünkü ağzını açmadan direkt nazal bölgeden sesi sıkıştırarak söylüyor burada. Artı postür kullanımına dikkat edin. Yani genelde bedenle birlikte döndüğünü görüyorsunuzdur muhtemelen. Yani hem tabii enstrümanla birlikte çalıp söylediği için bunu yapıyor ama bir diğer etken durum arkadaşlar şarkı söylerken asla boyunla dönmek diye bir şey yoktur. Bedenle birlikte dönüyor. Yani beden açısı çok önemli. Eğer boynunuzu sağa ve sola çok ciddi şekilde döndürürseniz bu boyun bölgesinde havanın çıkışı esnasında sıkışmalara neden olur. Bu sıkışmalar da yine sesinize zarar verebilir. Dolayısıyla bunlara da dikkat edin. Biraz önlere doğru gidiyorum. Gayet iyi bu arada. Ve nitekim hep oluyor, falsetleri çıkışlarda rahat oluyor. Yani bu tip kafa kullanımlarında, sesi kafada kullanmalarda özellikle doğru tını merkezlerini bulduğunuzda falset sesleri çevrilmede gayet rahatlıyorsunuz. Gayet iyi. Oturmalar var vokallerde oralarda. Biraz öne doğru alalım bakalım. Ve hep aynı tını merkezinde farkında mısınız? Değişen hiçbir tını merkezi yok. Yani sürekli aynı tını merkezinde. Bu sesi tek tipleştirmemiş de gayet normal olağan bir yerde, istediği bir yerde tını merkezinde kendi sesini tınlatabiliyor. Yani bu çok değerli bir şey. Bizde genelde en büyük eksiklik olan hava desteğini sağlayamadığımızdan da kaynaklı tını merkezlerini bulmakta zorlanırız. Bir diğer sebebi de postür kullanımındaki eksikliklerdir. Daha birçok tabii ki problemden kaynaklı bunlar olmaz ama temel iki problemdir bu. Bunların ne kadar sağlam bir şekilde olduğunu da görüyoruz. Nefes desteğini ne kadar iyi kullanıyor. Keza postürü ne kadar sağlam bir şekilde kullandığını şu an görüyoruz. Ve yaslanmayı da gördünüz arkaya doğru. Yaslandı ve tekrar geldi. Gördünüz mü? Çünkü şu bölüm gösteriyorum. Şu bölüm havanın çıkışı esnasında her zaman arkaya presli olmak zorunda. Özellikle tizleşmek istediğiniz yerlerde. Çünkü ses kasınız esneyecek. Esneyeceği için de bu bölgede de ufak bir esneme payı yaratmalısınız. Ama dikkat, bunu yaparken şu çene bölümünüzü aşağı doğru, tiroide doğru bastırmayın. Bu da sıkışmaya neden olur. Çıkamalar ve yaslandı yine, gördünüz mü? Bakın. Bak yaslandı. Arkaya doğru bir yaslanma var. Demek ki bunu bilinçsiz yapmıyor diyebiliriz. Yani bilinçli bir şarkıcı. Buralar nazarlı. Bir tek buralar bir ufak nazardan. Bunu da bilinçli yapıyor. Biraz ilerletin. Buralarda falsetleri geçişleri de beğendim. Bastırmalı yani hani ufak bir kırılma var ama o kırılma çok da böyle sesin tınısına çok büyük etkiler eden bir kırılma değil. Yer yer yanlara doğru kırılmalar, boyunda kırılmalar var. Bunlar da sese minik hareketler çok büyük etkiler etmez, problemler yaratmaz. O yüzden dert etmeyin. Yani bunları yapabilirsiniz. Yer yer
oyunda ufak kırılmalar meydana getirebilirsiniz. O kadar da yani tek tip bir şarkıcı tabii ki görmek çok kolaydı yani çok normal bir şey olmaz. Muhakkak bu bölümlerinizi de oynatacaksınız ama bunların gerilim hatlarını iyi keşfedin. Yani boyun yapınızda, kendi anatomik yapınız içinde buraların gerilim yerlerini iyi keşfedin. Ve vokallerin hepsi aynı farkında mısınız? Yani A vokali, E vokali hepsi. Ağız açıklığını görüyor musunuz? Ağız açıklığı hep aynı, hiç değişen hiçbir şey yok. Çok güzel, artı plasyonu hızlandı bir yer. Ve aynı yerde yine tını. Tını'yı hiç oradan kaybetmiyor. Çünkü konuşma artikülasyon bizde genelde hep tını merkezinin kaybolmasına neden olan bir noktadır. Ama burada konuşma esnasında tını merkezini hep aynı yerde tutuyor. Bu nefes nasıl? Nefes yerlerini nasıl belirlediğini gördünüz mü? Alıyor. Çünkü almazsa sıkışır. Ses aşağı doğru düşer. Ve bir kez tını merkezinden kaçtınız mı bir daha orayı bulmak çok kolay değil. Şöyle ilerlettim biraz. Buralar havalı zaten kullanımda demiştim. Yine fizler. Şu bölgelerde biraz artık yavaş yavaş bir öne doğru gitme söz konusu yani şu bölümde. Biraz öne doğru boynu atma var ama çok fazla etki etmiyor. Yani çok büyük sıkıntılar yaratmıyor sese. Yine yaslanma var. Hareketle birlikte devinimi de yavaş yavaş artık bedenine kazandırabilir. Çünkü tını merkezini artık belirledi. Yani çok önemli arkadaşlar. Tını merkezinizi belirlemek şarkı esnasında özellikle ilk 1,5 dakika çok değerli. Bu 1,5 dakikadan sonra tını merkezinizi bir yerde artık özellikle rezonans boşluklarına doğru sesi doldurmaya başladıktan sonrası artık yavaş yavaş zaten gelecektir. Nitekim bunu yaparken hazırlayıcı olan nefesi çok iyi kullandı. Postürü çok iyi kullandı. Beden iç basınç bölüm dediğimiz bölümü çok iyi kullandı. Gerçekten beğendim. Yani artı yaslanmalara dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Birçok böyle şarkıcıda buna denk geliyoruz. Tesadüf olma ihtimali çok uzak çünkü yani benzer yerlerde hep aynı hareketi yapıyor. Bunun bilinçsizce yapılabileceğini düşünmüyorum. Kontrol ederek bunu yapıyor ve vokal açıklıklarını çok beğendim. Özellikle artikülasyonun hızlandığı, konuşmaların hızlandığı yerlerde tını merkezini tek bir mask bölgesinde, tek bir yerde tutmasını beğendim. Gayet iyiydi, gayet iyi. Yani hiç fena da değildi. Ses analiz videolarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla.